SMS konuşacağız arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber önemli konular konuşacağız. Pro Koç Akademi'ye hoş geldin. YKS adına bulabileceğin her şeyi Pro Koç Akademi'de bulabilirsin. Ders ders, alan alan, TYT, AYT kamplarını da Pro Koç Akademi'de netlerini hızlı bir şekilde artırabilir. Pro Deneme Kulübü ile beraber tüm öğrencilere karşı yarışabilir. Netlerini, analizlerini özel bir şekilde yapabilirsin. Veya Pro Koçluk ile beraber özenle seçilmiş tecrübeli derece öğrencileriyle netlerini çok daha hızlı bir şekilde artırabilirsin. Analiz temelli, yapay zeka destekli, uzun yıllardır üzerine uğraştığımız sana özel panellerinle ders ders, konu konu, hatta kazanım veya alt kazanımlarına kadar analizlerini yaptığımız sorularla beraber Pro Koç Akademi'de sen de kazanmaya başla. Arkadaşlar yani genel olarak zaten bu zamanlarda ben her sene YKS zamanları Kasım aylarında, Aralık aylarında artık böyle bir sinirlenmeye başlıyorum sizlere. Belki bilmiyorum, belki benim sınavlarımın olduğu zamanlara denk geldiği için olabilir ama size çok sinirim bozuyor benim. Deli gibi sinirim bozuyor. Yani o kadar takılmaması gereken şeylere kafayı takıyorsunuz ki yani... Daha geçen bir yapay zeka soruları olacak falan. Arkadaş ne yapacağız? Hayır, yapay zeka mı sorular hazırlayacak? Ha? Salak mısınız oğlum siz ya? Oğlum siz gerizekalı mısınız? Kanka bak şimdi. Bir de şey oldu. Neydi, müfredat değişikliği olacak falan filan. Abi benim sınavım ne olacak? YKS sınavı değişecek mi? Abi YKS sınavı abi ne yapacağım? Abi Ya neyi deliriyorsunuz oğlum siz? Salak mısınız? Gerçekten deliriyorum bak. Niye böyle bir şey giriyorsun? Niye böyle bir tribe giriyorsun? Yapay zeka soruları hazırlayacak. Millet de böyle şey yapıyor. Herkesi böyle bir tribe sokmak için. Ne? Yapay zeka soruları mı soracak? Ne? Hayır. Olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Olamaz. Benim biyotik yayınları, apotemi yayınları, bilgi sarmal yayınları, kitaplarım şimdi ne olacak? Bunların hepsi değişmek zorunda mı? Hayır. Falan. Dershaneye gitmemeli miyim ha? Kanka bak. Seninle beraber herkes aynı sınava giriyor değil mi? 3 milyon insan bu sınava giriyor. Senin bildiğin kadarını herkes biliyor. Birinci olacak insan da senin kadarını biliyor. Hani bu konular hakkında. 1 milyoncu, 3 milyoncu olacak insan da senin hakkında, senin konuda biliyor bunu. Tamam mı? O yüzden hani yok yapay zeka alacak, sorular çok değişecekmiş. Hayır, yapmayalım lütfen. Böyle şeyleri umursamayın. Abi hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Yani yapmayacaklardı zaten bu sene. Bu sene bunu yapmayacaklar da. Bir yanda sınav sistemi değişse senin umurunda olmamalı. Senin sadece karşına çıkan sorudan yüksek ihtimalle, %100 ihtimalle hatta aynı olacak. Çıkacak sorular belli. Türkçe, sosyal, matematik, ne problemler. Ayşe, Fatma markete girmiş, 5 elma almış, 5 elmayı bölmüş, vermiş ona, eşit olmuş. Aha! Problem sorusu bu olacak. Başka hiçbir şey karşına çıkmayacak senin ya. Niye buna kafayı takıyorsunuz abi? Ben yapay zekayı soru sordurayım bak. ChatGPT'ye yazayım. TYT matematik problemler soruları yaz. Al abi bak adamlar bunu yapabilir yani. Yapay zeka ne oğlum, zaten buna hazır bile değil adamlar. Şimdi laf etmek de istemiyorum ama yani buna neye hazırı, neye hazırı buna? Ya öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, yapmayacaklar. Bu sene öyle bir şey yok. Sen geçen seneki sınavın %100 benzerine gireceksin. Aynı sınava gireceksin. Böyle şeyleri kafaya takmayın artık ya. Saçma sapan bir de herkes de bunun hakkında içerik çekmiş demiş. Yapay zeka ya ne yaptı, ne olacak? Seni, sana ne? Sana ne? Sen öğrenci, sana diyorum. Sana ne? Çalış, dersine çalış. Bir de bende şey olayı vardır. Şimdi ben artık bir Ege Fitness bilirsiniz. Ben o abime çok güveniyorum ve çok haklı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar böyle şeyleri sorarak siz kendinizi tamamen sınava vermiş olmuyorsunuz. Hayatta eğer ki bir hedefiniz varsa %100'ünüzü verin. Bunu Ege Fitness söylüyor, çok haklı. Ben gerçekten çok haklı olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en haklı cümlesi yani. %100'ünüzü verin artık şuna ya. Hani 99 falan değil, 95 değil, 90 değil. Yani verin, %100'ünüzü verin. Gidip de bak böyle şeyleri düşünerek o an düşündüğün şeyden dolayı, tamam mı? Yapay zeka. Haberi okuyorum. Bu haberi okudum, tamam mı? ÖSYM başkanı açıklama yapmış. Hemen bakmam gerekiyor. Yani bunlara bu kadar zaman harcayarak, bu kadar kafayı takarak sonra gidiyorsun bir de yemekte annene babana söylüyorsun. Diyorsun, yapay zeka soruları hazırlayacakmış. Anne baba ne yapacağım ben? Annen baban da büyük ihtimalle seninle dalga geçiyordur içinden. Hani bu çocuk niye böyle oldu diyordur. Ben derdim çünkü. Kendi çocuğum bana böyle bir şey dese ben derim. Yani niye benim çocuğum böyle oldu? Niye böyle bir şey düşünüyor? Niye bu umurunda? Dersine çalış. Sadece çalışacaksın. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Başka hiçbir şey yapma, senin lüksün de yok zaten. Çalışmaya yani sen ders çalışacaksın. Başka hiçbir şey yapmayacaksın ya. Bu kadar basit. Bak mesela ben keşke senin yerinde olsaydım bu arada. Keşke senin zamanında olsaydım. Keşke YKS'ye çalışsaydım. Çünkü benim şu an çok daha fazla derdim var. Dallanık budaklanıyor. Bir sürü şey var. Okula başla. Sonra da şunu yap. Onda bunu yap. Ünlenme kodunu öğren. Ben bunlarla uğraşıyorum. Dallanıp budaklanıyorum. Senin tek bir hedefin var. Dünyadaki en güzel şey. Hayatının en güzel dönemi. Hayatında sadece bu zamanda tek bir hedefin olacak. Başka hiçbir zaman böyle bir olayın yok. Her zaman farklı dertlerin olacak.
Yani şu anda tabii ki de dertleri olanları bir istisna olarak tutuyor. Başka şeyleri vardır. Onu istisna olarak tutuyor. Ama şu anda senin yapman gereken tek şey YKS çalışmak ya. Ama başka hiçbir derdin yok. Dünyadaki en güzel şey. Yani bunun kıymetini bilmek yerine çok stresli bir şey. Çok kara haber çıkıyor. Yapay zeka bilmem ne. Salak mısın oğlum? Müfredat değişecek. Bana ne? Sana ne ya? Arkadaşlar yani kendi öğrencilerim de var. Bizim ProKoç Akademi'nde de çok fazla öğrencilerimize konuştuğumuz bazı şeyler var. Ama bir yerden sonra insanları tabii ki de motive etmek yok. Motive etmek diye bir şey hani zor bir şey. Motive etmek hani birkaç cümleyle yapılabilecek bir şey belki de bazı insanlar için. Ama disiplininizi artık oturtun. Kasım ayının artık yani. Ha. Artık oturtun. Daha zamanımız var. Çok da zaman yok değil. Ama hani da disiplini oturt artık. Hani koskoca insan oldun artık yani. 18 yaşını geçmişsindir. 17'sindir belki. Belki 19, belki 20'sindir. Hiç belli olmaz. Ama hani bu yaşa gelmişsin. Abi artık bir kendine çek düzen ver. Tamam ergenlik hala bitmemiş olabilir. Ama hani yeter be. Yeter yani. Otur dersine çalış yani abi. Hani bu biraz baymaya başladı. Çalışan her zaman kazanacaktır. Verimli çalışan sadece bir adım öndedir. Ama sen çalışırsan, dümdüz bir şekilde çalışsan da her türlü. Günde 15 saatini veriyorsunuz, çalışıyorsunuz. Belki verimsizdir. 15 saat belki 7 saat kadar verimlidir. Uğrunda değil. Çalış. 15 saat çalış. Benim gözümde, çoğu insanın gözünde de ve kendin için de. Kendini mutlu etmek için yap bunu. Kendini mutlu ettiğin sürece zaten çalışma isteğin daha da çok artacak. 15 saat çalış, verimsiz çalış. O masanın başından kalkma. Çalış ama. Tamam mı? Kendini mutlu hissedersen en azından. En azından bunu hisset. Oturup da bir saat çalıştın. Yok, Pomodoro yaptım. Böyle şeylere girme artık. Adam akıllı, otur çalış. Yani bu kadar. Dümdüz çalışacaksın ya. Bu kadar zor bir şey yok abi. Dünyanın en kolay şeyi ya. Ya bir YKS dümdüz bakıyorsun. Bak böyle bakıyorsun. Netim artacak. İyi üniversiteye gireceğim. Şu bölüme gireceğim. Abi bu dümdüz ya. Çok basit bir şey. Dünyanın en kolay şeyi. Bu kadar kolay bir şeyi yapamıyorsan da ne yapacaksın o zaman yani? Ben bilgisayar mühendisi istiyorum. İki bilgisayar abi ne yapacağım? Çalışacaksın. Ben ne yaptım? Çalıştım. Değil mi? Neye çalıştım? Onları da anlatıyoruz zaten. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten söylüyorum. Tabii ki de bak şu an çok ciddi konuşuyorum. Çalışmak gerçekten hani yapman gereken evet gerçekten tek şey çalışmak. Ama hani verimli bir şekilde çalışmak, şu dersi şöyle çalışmak, bu dersi böyle çalışmak. Bunlar tabii ki verimini arttırır. 15 saat çalış diyorum. Evet bu mesela beni motive eder. Seni etmeyebilir. Ama verimli bir şekilde çalışmak da çok daha önemli bir şeydir. Hani gerçekten de boşu boşuna 15 saat verimsiz çalışacağını belki 15 saat verimli çalışırsın. O belki de 30 saat gibi hissettirir. Böyle bir durum var. O zaman arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Yani çok iyi bakın.